Sertleşme bozukluğunda kök hücre tedavisini en çok uygulayan kliniklerden biriyiz ama çok merak ediliyor. Nasıl yapılıyor? Kendi yağımız nasıl alınıyor? Nasıl enjekte ediliyor? Bunların hepsi bir prosedür. Bugün bir kök hücre tedavimizi birlikte basamak basamak değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ikinci aşamamıza geçiyoruz. İkinci aşamamız yağ alımı aşaması. Görmüş olduğunuz bu enjektörle alacağız. Şöyle ucunu da size göstereyim. Künt uçlu bir iğne. Aslında iğne değil. Yani sadece yağı karın içerisinden almak için kullanıyoruz. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Aldığımız yağı daha sonra bu G-Cell kitinin içerisine yerleştireceğiz. İşte aslında fark da buradan kaynaklanıyor. Şöyle içerisinde görmüş olduğunuz özel bıçak yapıları var. Bu bıçak yapıları almış olduğumuz yağı nanofet hale getirecek. Yani biz zaten yağ enjeksiyonu yapmak istemiyoruz. Bu yapıdan, yağdan kök hücrelerin ayrıştırılması gerekiyor. İşte bu işlemi bu kit aracılığıyla çok verimli bir şekilde yapacağız. Bir süre, yani çok az bir süre, 5 dakika, 3 dakika sadece bir yağ alma işlemimiz var. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet, üçüncü aşamaya geçtik. Yaklaşık 3 dakika sürdü yağ alma işlemimiz. G-Cell kitimizin içerisine yağı yerleştirdik. Şimdi tekrardan bu yağı G-Cell cihazımıza yerleştireceğiz. Doku separatörü aracılığıyla bu yağı ayrıştıracağız. Yani kök hücreyi ayrıştırmak için yağ nanofet hale gelmesi gerekiyor. İşte aslında bizim yaptığımız işlemin farkı da bu. Şu şekilde cihazımızı başlatacağız. Burada kitimizi seçtik. Programımızı seçiyoruz. Şöyle program seçimimizi yaptık. Ve işlem başladı. Cihazımız başladı. Şimdi artık nanofet elde edilene kadar bekleyeceğiz. Evet, santrifüj bitti. Şimdi gördüğünüz gibi kök hücre katmanımız en alta çöktü. Üste yağdan ayrıştırdık. Şimdi bu bölgeyi özel bir enjektör aracılığıyla çekeceğiz. Ama tabii yine direkt enjekte edebileceğimiz bir form değil. Şu şekilde bir diyaframdan geçmesi gerekiyor ki kalan yağ hücreleri de aradan çıksın. Çünkü kan dolaşımına direkt yağ hücresi vermememiz gerekiyor. Son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle üç renkli bir yapıyı elde ettik. Ben şimdi bunu çekeceğim, filtreden geçireceğim. Son aşama için tekrar görüşeceğiz. Evet, filtreden de geçirdik. Gördüğünüz gibi berrak bir kök hücre solüsyonunu elde ettik. Şimdi son dokunuşu yapıyoruz. Yine cihazımızda bir 10 dakikalık foto aktivasyon işlemini başlatacağım. Evet, 10 dakika sonra artık kök hücremiz tamamen uygulamaya hazır hale gelecek. Enjeksiyonumuzu yapacağız, işlemimizi bitireceğiz. Umarım şifa olur.